Halk arasında bu ara çok duyduğum bir şey Metin, söylediğinle örtüşüyor. Birbirlerine insanlar şunu telkin ediyor. Kardeşim, gidip de bankada bir döviz hesabı açacaksan bile önce elin dövize değsin, o parayı al, öyle git yatır şeyini kullanıyor. Acaba yani insanlar da bununla ilgili bir hafif de olsa bir uyanış söz konusu olduğu için mi? Ya da okuduklarından, yaşadıklarından mı diyeceğiz ama fazla zamanımız yok. Bunu cevapladıktan sonra hemen şu konuya girmek istiyorum. Ama bunu yanıtla lütfen. Mümkünse kısa yanıtla. Çünkü bir 10 bin lirayı konuşalım istiyorum. 10 bin, Çok 10 büyük bir binlik hayal kira. kırıklığı hissediyoruz bir sahada şeyde. Önemli bir konu. Boğmadıysam lütfen. Hemen buna bahsedelim. Bu şu Ondan değil. sonra oraya bağlayabilirsin de. İnsanların İstersen aslında tabii. insanların genel anlamda ekonomik devamlılığa güvenlerinin kalmadığını gösteriyor aslında o durum. Yani değerleri dokunarak gör talebi Ben de öyle bir öyle şey. hissettim Eskiden tabii açıkçası eskiden ama neydi? Bir çeyrek altın. Yani onun için devamlı yastığın altında altın arar yönetenler. Ama o gelenek de zaten artık sönümlendi. Çünkü belli bir yaşın üstündekilerin yatırım tasarruf eğrisi darma duman oldu. Yani işte tam da orada yastık altı diye bir şunu şey kalmadı. bu demin söylediğim o Davos'taki hikaye tam da şu soru ortaya çıkıyor mu acaba Metin, yoksa ben mi çok fazla bir Paranoya mı bir geliştiriyorsun? paranoya mı gelişti bende? Ya demin bahsettiğin gibi köpük para, sanal para vesaire falan filan bu artık dolaşabilecek seviyeden çıktığı için o demin bahsettiğim insan popülasyonu, çünkü temel ihtiyaçlarımız belli insanlar olarak. Oradan da senin Orada bahsettiğin bir distopya yetersizlik, hikayelerine gidiliyor. Bunu aşırı onun için dengesizlik mi anlattım. var? Yani atıyorum şöyle örnekleyeyim. Yani 1.000 ekmek ihtiyacı varsa dünyanın, 100.000 ekmek alacak para var ama ortada 1.000 ekmek yok. Noktasına mı gidiyor iş? Hayır, gitmiyor. O durumda. Şu anda o durumda Şu yani. anda o durumda olduğu için şey saçmalamış durumda. Sarmalın içine girdi. Kontrolsüz para. Paranın arzı çok Karşılıksız yükseldi ve para. bir de para tabiriyle gelenler, yani kontrolü olmayan bir şeylerde dolaşan para. Mesela suç paraları artık dijital paraya döndürülüyor. Yani şu bahsettiğimiz Kripto şey şeyden bile, bahsediyorsun. hani bir kutuyu boş göndermek bile konvansiyonel kaldı. Ya onun yanında Onun artık. daha üstünde büyük para transferleri yapılıyor dijital Demin şeylerle, sen biz paralarla. yayın öncesi hatta bir örnek de verdin galiba 300 milyon dolarlık Tabii bir tabii yani YouTuber'ın işte atıyorum transferinden bir şöyle o bahsettin. senin bahsettiğin Bill Gates'lerin şunların bunların bize sunduğu distopya içinde şu var. Yapabilenler bir an önce dünyalıklarını yapsın çok çünkü arkası kalıp karanlık ve bu kontrolsüz bir durum yaratıyor.